tarafından genelde fark ettiğiniz gibi eskilerde olduğu gibi bizi zorlayacak da daha kompleks olan taraf Selex sorguları. Bu yüzden bunun üzerinde bayağı bir antrenman yapmanız gerekecek. Mesela yaş ile ilgili bir örnek yapalım. Bizim veri tabanımızda büyük çalışanları listeleme işlemi. Yaşından büyük olanları basit bir şekilde şöyle buluyoruz. Bugünün tarihinden doğum tarihini çıkar. Çıkan sonuç 55'ten büyükse 55'ten büyüktür. Tabii burada gün hesabı vesaire bunlar da yapılacak. Bunlara da bir örnek yapacağız. O biraz daha detaylı karmaşık oluyor. Ama en temel halinde bu şekilde. Hatta bunların da birden fazla çözüm yöntemi var. Hepsi aynı değil. Sadece tek bir çözüm yöntemi yok. Bunu sakın unutmayın. Çünkü eskan tarafında yapı sabitti zaten. Hani sınırlı özellik vardı ama burada .NET Framework'ün C# bütün özellikleri açık. Ben bir yöntem yaparım, siz farklı bir yöntem bulabilirsiniz. O yüzden sabit düşünmeyin, siz sadece doğru sonucu almaya bakın yapacağınız projelerde. Bakın, burada nokta dediğimde
order by yazdığımda normal bu order by kullanımı ascending yani normal sıralama. Descending için de bunu kullanmam lazım. Descending için bunu yaptım. Aynı şekilde bir predicate sorgu hazırlıyorum. Burada x nokta customer'a göre değil mi? Customer'a göre tersten. Evet. Alta geçtim. Nokta dediğimde şimdi de select kaldı. İçerisinde benim yapım oluşturulacak. İstekler ne? Customer ID, company name ve country. O zaman burada isim de verelim. Mesela kısa bir isim olabilir. Customer ID. Ve ülkeler. Hocam x'ten sonra x'i boşta bıraktığın zaman examen rate mode yazıyor sürekli. Bunu nasıl? Yanlış yerde yapıyorsun. New yazmadım ya. Ya da küçük isim verdiğinde caps lock açıksa büyük ile başlar. Büyükte de XML olarak bulur önce. Bakayım birazdan. Eksik var mı burada? Fransa bunlar. Descending mi? Customer ID'ye göre. Onu görmüyoruz. Customer ID'yi şöyle bakıyorum. Evet, tersten sıralar. V ile başlayıp B ile bittiğine göre descending. Bunu descending değil de order by yapsaydım bu sefer de B ile başladı. V ile bitti. Yani hiçbir fark yok. Sadece descending'i kaldırdım. Bu şekilde. V'ni blok. Yani soru karmaşık gibi geliyor. Bu SQL'de de böyleydi. Çok uzun uzun şeyler veriyorduk. Basit bir sonuç çıkıyordu. Burada öncelikle şuna bakıyorum. Fransız şirketi olacak dediğine göre bu bir ver içeriyor garanti. O zaman ver kullanacağım. Bu kesin. O halde ben önce veri yazarım. Fransızları bulurum. Sonra ne gerekiyor? Customer ID'ye göre sıralama. Nokta order by derim. Ne istiyorsa onu yaparım. Customer ID'ye göre. Sonrası şu zaten. 3 tane sütun. Bunları getir. Bu kadar. Tersten sıralama söylemeseydi order by... Peki bunu farklı bir kontrole ekleyelim. Mesela combo box. Ne yapayım hocam? Farklı bir kontrole ekleyeceğim. Mesela combo box'a. Hep data grid ekledim ya. Combo box'ın data source'una sonuç burada göstermek istediğim bir şey var. Aynı sonucu oraya yazdırdım. Bakın bana böyle bir kayıt geldi. Bu normal. Hani display vesaire yapmadık. Display yapıyorum.
miktarda pound deyip veriliyor. Seçince buradaki de seçili hale geliyor. Sadece burada değil, normalde de. Aynı veriyi bağladığı zaman birbirini tanıyor. Yalnız burada şunu özetle söyleyeyim. Link tarafında şu farklı, bakın buraya. Normalde ben datadan doğrudan gelen bilgileri ekliyordum, display vesaire. Ama burada benim oluşturduğum isimlere doğrudan bir bağlantı oluşturdum. Mesela camp name'i ben yazdım. Ama veri sonuç olarak öyle geliyor. Veri kaynağının yapısı önemli. Hocam siz çalıştırıcı bunu çıkıyor size. Hı-hı. Ben de şey çıkıyor, sadece yukarıdaki combo box dolu. Sen şunu bağlamamışsın. Data source. Hayır, bağlı sonuç şey ediyor. Onu hakikaten bir şey söyleyeyim. Yeni bir örnek yapalım. Orada da benzer bir işlem yapacağız. Combo box açıklama yaptım. Soruyu çözelim. Hangi kablo yapıyorsunuz? Pro. Ürünler varsa product. Şimdi soruyu çözeyim. Burada product tablosu var. JTX product. Bu banko. Ver kısmı var. 50'den büyük diyor. Bu da banko. O zaman X unit in stock. 50'den büyük. Bunu aldık. Şöyle yapabiliriz. Hepsini alt alta yapmak için mesela nokta. Bir ucuzdan pahalı olayı var. Order by. Extension. X nokta. Unit. Ve ücrete göre değil mi? Alta gel. Başka ne var? Select. X. Burada da new. Alta geç. Sonracık product name.
şöyle gibi bir şey. Şimdi burada sıkıntı oluşacak bazı şeyler var. Bunlar, bu bize aslında liste olarak gelmiyor. Evet, bu jenerik bir type, düzeltiyorum. Anonymous bir type olarak geliyor, isimsiz bir tip. Bunu birçok durumda bir listeye çevirmeniz gerekecek. Aksi halde veri bağlayamazsınız diyecek. Bu listeye çevirme olayını tourist ile yapmanız gerekecek birçok durumda. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ne işe yapar işte tourist? Tourist, şimdi biz burada sorgu hazırladık, bize bir kayıt olarak geldi ama aslında bir liste değil. Listeden kastım list olarak jenerik oluşturulan bizim bildiğimiz normal listeler var ya, onlardan değil aslında. Ben onu doğrudan atayamam. Çünkü yapısı farklı. Şöyle bir, yani şu kullanımdan bahsediyorum. Ben bir tane sınıf oluşturdum diyelim. Burada işte sınıfın adı X, ben bundan bir tane oluşturacağım. Şöyle. Benim bunu atayabilmem için bu gelen kaydı turist ile listeye dönüştürerek bunu atamam gerekiyor. Siz de gerçek uygulamalarda çoğunlukla gerçek listeler üzerinde yapacaksınız bunu. O yüzden de turist metodunu sakın unutmayın. Bununla ilgili de çalışma yaptığımızda göstereceğim zaten. Ama temel olarak bu şekilde bir ayrım var. Tamam. Burada şunu da yapalım. Ben ürünlerin toplamını alacağım. Ürün toplam. Biliyor musunuz? JTX products nokta count. Bu kadar basit burası. Örnekle. O zaman sonra. Ben bunu uğraşmayayım. Ya da bir telefon atayım şurada. Bu sayfaya bir label atıyorum. Veriyi göstermek için.
ticaret sisteminiz var. İstek şu, 1997 yılında ödemiş olduğum, yani kullanıcı bazında hesaplıyorsunuz, ödemiş olduğum toplam kargo ücreti nedir? Rapor istiyorum. Muhasebeci bunu hesaplayacak diyelim. Gibi. Soruyu yazsaydım oraya yazmış mıyız? Hocam bir şey yapacağım. Çözdünüz mü soruyu? Rahat rahat takıldınız. Order Fund ne fikir? İsteğim 1997 yılında ödemiş olduğum kargolar. O zaman order date üzerinde yapmam lazım. Sonuç geliyor da, sonuç geliyor da datakrede bağlıyoruz. Ben bir liste almıyorum ki. İçin label'a yazmam gerekiyordu. Kargo ücreti bu kadarmış.
soru. Ürünlerin ad ve kategori adlarını listeleyiniz. Soru. Eşleştirme falan yapmışsın da kategori ID ile product. Ya ben şura için doğru diyeyim. Burası açmışsın kendini. Farklı bir yere getirdim. Açtığın nokta. Zirve yapmışsın. Patlı bir ver sen de orada. Ben bunların ilkini istediğime göre tek kayıt olarak
data grid'i eklemiyor. Çünkü liste olarak getirmiyor. Data grid için bir liste lazım. Bundan dolayı da label'a doğrudan bunun içerisindeki product name'i ekledim. Tekil olduğu için herhangi bir liste işlemi yapılmıyor bunda. Ama doğrudan product name'e buradan erişebiliyorum. Sonuç 12 üzerinden. Var sonuç. JDX products. First or default vardı. Default da aynı şekilde. Yukarıdaki ile aynı işlemi yapacak. Şöyle. Sonuç aynı. First or default. Başka ne vardı? Single ve single or default. Bunlar da aynı işi yapıyor. Tekrar yapmaya gerek yok. Aynısını yapabilirsiniz.